Şaibe olacak. Yarın Başakşehir şampiyon olursa bu maç hep konuşulacak. Trabzon beyninizde boza pişirecek. Haklı olarak. Hocam Trabzon Başakşehir maçında da yaptılar. Trabzonspor'un net penaltısını vermediler. Hüseyin Cimşir falan antrenör biliyorsun değil mi? İtiraz evet, edemedi, evet. Anlayamadı. %100 penaltı. O maçta 0-0 bitti. Bakar mısın? He? 0-0 bitti. %100 penaltı. Ya bu şimdi bu eşikte böyle maçlar oynanıyor. 1 puan, 2 puan, 3 puan. Yani enteresan, ligin sonunu belirleyecek kaderini hepimiz de biliyoruz bunu. Ya düşün, bu eşik maçlarında Başakşehir zarar görmüyor işte. Trabzon deplasmanında %100 penaltısı verilmiyor. Seyircisiz oynanan maç, Dembaba'nın kafasına su şişesi gelmiş ya. Evet. Kim attı acaba onu? Çok merak ediyorum. Daha neler göreceğiz ya. Değil mi söylüyorsun? Değil mi? Evet. Bir de Dembaba dünya. Fıkra gibi. Ender dünya efendisi maç, ha. Seyircisiz maç ya. Dembaba'nın kafasında. Bir de Dembaba dünya efendisi yani, anladın mı? Su şişesi gelmiş ha. Olacak şey mi ya? Nereden geldi acaba hocam? Nasıl? Bir de oyundan çıktı top adam zaten sakatlandı. Ay sakatlandı oyundan gelmiş, çıktı hocam. Zaten. Yukarıdan gelmiş. Toplada yani, da 10 kişi vardı. Mutlaka orada. Onun görüntüsü yayıncı kuruluşta vardır. Bir şekilde bulunur. Yayıncı kuruluş onu offside pozisyonuna sokar göstermez. Veya çapraz çeker çizim. Okan Hoca iyi gidiyoruz. Oyuncularımızdan memnunum. Haftaya şampiyonluk yolunda Galatasaray'la çok önemli maçımız var. O maçı da kazanmak istiyoruz demiş. Tabii önemli bir galibiyet. Galatasaray maçı da. Hocam 30. hafta mı diye konuşmuştuk geçen hafta. Abi Erman Hocam. 30. hafta bu resim belli normal olur. Giderse normal tabii. Şartlarda. Normal giderse ki benim ümidim kayıp oluyor biraz. Var mı bu kalan maçlar? Reklama gideceğim birazdan ama bir Başakşehir'in kalan maçlarına bakalım. Ya abi, bir de bak şimdi hatırlıyorum da. Charlotte'un pozisyonu var Gençler Birliği maçı. Gençler tabii. Birliği oyuncusu iki defa tekme atıyor adama. Hüseyin Göçek adam o maçta. Hüseyin Göçek. Sinirlenip sonra tabii, itiyor. Tabii. Sonra itiyor. İşte aynı hakem değil mi? Hakem aynı hakem hocam. Atatürk'ün İstiklal maçı savaşındaki filmleri gibi hemen hızlı geçiyorlar. Adamın tekmelerini Charlotte'u gösteriyorlar, o da atıyor. Hakem kim? Hüseyin Göçek işte. Öyle mi? Söyledim tabii. Allah Allah. Bir de ne biliyor musun? Bak bir şey söyleyeceğim en son elinden. Çok kısa bir şey. Başakşehir senin de söylediğin gibi. Yani bugün 2-0'dan da geriye gelebilirdi. Olabilir, galip gelebilir. Trabzon'da verirsen Trabzon'un lehine penaltıyı. O gün 3 tane atar Başakşehir yener. Ya sen Trabzon Başakşehir maçına bakıyorsun, penaltıyı vermiyorsun. Ya bırakın saha içinde oynasın oyuncular. Bu maçta aynı şekilde yapmıyorsun. Yani burada Ankara Gücü küme düşme potasına. Başkan neydi maçtan sonra? 6 maçın 4'ünü almalıyız. Öbür türlü ne diyecektim? Bu maçı 2-0 farz edelim, 2-1 kazandı. Diyecek ki 6 maçın 3'ünü aldık mı? Yani 2 maçta bir kazandık mı biz ligde kalıyoruz. Ya sen şimdi hem Ankara Gücü'ne burada kötülük yapıyorsun hem de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor var, Sivasspor var, Galatasaray var. Şimdi yani üst üste onu takip eden 3 tane takım var. Galatasaray, Sivas, Trabzonspor. Sen bırak abi ya, bırak. Kimseyi zan altında bırakma. Başakşehir'in de böyle şeye ihtiyacı yok. Gayet de iyi bir takım. Domine de ettiler bugün oyunu. Galibiyet de hak ettiler. Bırakın abi, Trabzon deplasmanında aynı Başakşehir, dengeleri sağlayayım. Fırat Aydınus o zaman, hatırlıyor musun maçın hakemi Trabzon'daki hocam? Konuşmuştuk. %100 penaltıyı verme. Bırak ver abi. Başakşehir belki o penaltıyı dışarı atacak, kaçıracak Ender. Türkiye'deki hakemler adaletle bir yere gelmedikleri için adalet dağıtamazlar. Çünkü adaletli gelmiyorlar. Diyet mi ödüyorlar? Torpille geliyorlar. Diyet ödüyorlar yani. Torpille geliyorlar. Gözlemciler, mözlemciler, ekip bunlar. Ya işte sen de söyledin, ben biliyorum. Bandırmaya maça gittin. Üstadçı ben. Oğuzlar var. Şeyli çocuğu da alıyorlar yanlarına. Manisalı Yunus, çocuğu. Yunus. Adama yüz vermeye gidiyorlar ya. Yüz puan verecekler de. İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan. Öteki adam çıkamayacak. Daha yeni. Bandırmaya. Sen de duymuşsun. Yunus, ben de Yunus Yıldırım. Yunus Yıldırım. Evet. Tabii. Şimdi bu adam gelecek. Süper Lig hakem olacak. Oğuz Sarman'la Ünsal Çimen'in emrinden çıkacaklar ha. Nelerini biliyorum, nelerini. Ya böyle olur mu hocam ya? Bu söyle. İş. Ya söyle. Ya sen duymuşsun. Ben de duydum. Evet evet, ben duydum canım. Kalkıyorlar İstanbul'dan. Adamın maçına gidiyorlar. Adama 100 puan verip çıkaracaklar. Lan arkadaki adama günah değil mi? Hak eden adama. Peki. Hak etmeden bir yere geldikleri için, adaletsiz geldikleri için adalet dağıtamıyorlar. İşte ya diyet ödüyor Hüseyin Göcek. Geçen senenin diyetini ediyor. Yusuf Namoğlu ve ekibi, bir daha söylüyorum. Hüseyin Göcekler, Halis Özkaya'yı bitirdilerdi.
Sezon sonuna kadar maç vermeyeceklerdi. Açıklama yapmayacaklardı. Fakat Yıldırım Demirören telefon açıyor, diyor ki ya başkan çok üstüme geliyorlar, çok zor pozisyondayım. Bir açıklama yap diyor. Yusuf da açıklama yapıyor. Açıklama yapınca kulüpler toplanıyor. Göksel Gümüşdağ başkanlığında bir yaylım ateş, Yusuf kalıyor. Yusuf'u satıyoruz. Hadi reklam o zaman. Bir kısa reklam arası verelim. Reklam arasından sonra takım oyunu olanca hızıyla devam edecek. Evet, döndük. Takım oyunu kaldığı yerden devam ediyor. Biz hala tartışıyoruz. Düşünün ne hararet var stüdyoda. Reklam arasında da o böyle miydi, bu böyle miydi? Bakacağız, toparlayacağız şimdi. Dünkü yani maçta... bu işi sen bana sordun. Şimdi seyirciler de anlamazlar da. Sen bana dedin ki ya bunu Zekeriya nasıl tayin etti? Zekeriya bu işin o safhasını bilmeyebilir. Yani geçen seneki Yusuf Namoğlu işte o safhayı bilmeyebilir dışarıda olduğu için. Bunu Oğuz'la Ünsal'ın söylemesi lazım. Ya bak Zekeriya Başkan, geçen sene böyle bir olaylar oldu, böyle bir olaylar oldu. Bu maçı vermeyelim demeleri lazım. Veriyorlarsa Zekeriya'yı zorlayıp Zekeriya'ya da kuyuya attılar. Bak net söylüyorum. Zekeriya bunu atlamış olabilir. Geçen seneyi bilmiyor olabilir. Çünkü o zaman Zekeriya yok, Yusuf var. Anladın mı? Ya bak çok şeytanca işler bunlar. Ama imkan yok hocam. Hocam herkes şimdi bu kadar ortada ya olan bilmeyebilir şey. Ya vallahi bilmeyebilir. Hocam bir şey söyle. Hüseyin Göçek için ne diyoruz, sen de tanıyorsun. Çok iyi insan ama hakemlik performansı kötü. Zekeriya Alp çok iyi insan evet. Ama MHK başkanlık performansı da kötü hocam. Ama hocam bir şey diyor haftalardır burada bu programda. O da düzeltemezse bu iş çok zor, kimse düzeltemez diye bir ifadesi ama var. Ama 10 aydır yaklaşık. Düşün, normalde ligler bitmişti, Avrupa şampiyonu başlamıştı bu pandemi olmasaydı Ender. 10 ayda düzelmedi. 10 ay, bir ay, 2 ay, 3 ay, 5, 6, 10 ay. Su yolunu keseceğini zannediyorum. Su yolunu keseceğini zannediyorum. Hocam ne zaman kesecek? Zaten bir sene... Hocam yönetmeliklerle kesersin. Hocam bir sene oldu. Ya yönetmeliklerle kesersin. Hocam Atalan Üsküdar'ı geçmiş, sen yönetmeliklerle kesersin. Söylüyorsun onunla hocam, kesersin. Hocam bu 20 senenin, 30 senenin enkazı bunlar. Hadi doğru. Bugünden yarına olmaz. Hocam diyorsun. Doğru da. Hocam bir yılda ya, gerekli yapacaktır. Hakemliğin içi kanser Türkiye'de ya. Tamam hocam, gerekli hamleyi bir kanser sene... Kanser başları var. Hocam yapacaktı, bir sene oldu, bir senedir ya. Hocam yapamazsın hemen. Hocam lig bitti. Küme düşenler düşecek, şampiyon olan olacak. Ne diyecekler? Zekeriya Alp'in eline... Bu sene bekliyorum, ya bu ömrü sene, vefa eder mi? Ya bu sene, bilmiyorum. Bu sene ha, bir... Bir de o var. Bak yani, bu sene bekliyorum, ömrü vefa eder mi? Ama bunu kulüplere nasıl anlatacaksın? Şampiyon kaçacak bir takımın şampiyonunu ona ne anlatacaksın? Adam küme düşecek, ona ne anlatacaksın? İşte Zekeriya Alp geldi, bir sene ancak bunları hocam, tanıdı, bu organize alemi, etti. Bu alemi, İkinci sene mi yapacaktı diyecekler. Oğuz Sarvan, Zekeriya'dan çok daha iyi biliyorlar. 17 yıl dedim için, hocam. Biliyorlar. 17 yıldır oradalar. Ama bunlar bunu yapıyorsa Zekeriya'yı kötü yola itiyorlar. Bak şimdi olay başka boyut. Ben başka bir şeylerden bahsediyorum. Uyanırlar mı? Ne yaparlar bilemem. Oğuz Sarvan'ı, Ünsal'ı içeriye sokmam arkadaş. Çıkarırım dışarıya. Gözlemcilik falan da yaptırmam. Burası şey kapımsı ya. Para kapısı mı burası? Gözlemcilik yap, MHK yap. Oraya git. Yaşı 75'e çıkar, 80'e çıkar. Koltuk değneklikle gözlemcilik yapın bari. Tahmin ediyorum yaşı düşürüyormuş. Ne kavgalar var içeride. Benim duyduğum. Yaşı küçülüyormuş. Zekeriya. Düşürmeyin diyorlarmış. Avrupa'da 70 diyorlarmış. Zekeriya da demiş ki Avrupa'da yapın 70. Burada olmaz. Sen neden bahsediyorsun? Ya kavga büyük. Mangır var. Tabii. Hocam, orada bir pasta var. Herkes o pastada bir şekilde nemalanacak bir yerden. Nihat Özdemir'ler Zekeriya yaptı, yaptılar. Yapamadılar, ikisi de yanarlar. Var'ın bu i̇kisi. Maçta devreye girmesi tam zamanı yani. Tam zamanında hocam, hamle yapmışlar. Şu iki pozisyon için fikrinizi alıp bu şeyi kapatacağım. Yani fikrinizi alıp derken işte şey misali. Hani adettendir diyerek. Bir, Fatih'in ağları giden golü. İki, Başakşehir'in Fatih Mert'in vurguladığı elle temas var mı yok mu konusu. Buradan bir diğerinden verebiliyor muyuz yoksa izleyeceğiz. Onu o zaman yaklaştırın lütfen. Ya onu biz nasıl olsa gösteremiyoruz gör, değil mi? Gör, tabii. Yani biz ben net gol diyorum. Hoca net gol diyor. Hoca net gol diyor. Sen ama net gol. O zaman tartışmaya gerek yok. Hayır, bir de ne biliyor musun? Hocam el pozisyonuna. Ya bak, niye konuşayım? El pozisyonunu tamam, bak. El pozisyonunda şunu diyorum.
Tam Ergo'cusunu da bir türlü getiremedi yayıncı kuruluş. Getiremedi sağdan mi, getirmedi gösterdi mi? Sol. Peki sağdan gösterdi, soldan gösterdi de VAR nasıl karar verdi? Hangi görüntüyle karar verdi hocam? Bizim görmediğimiz madem görüntü. Bizim görmediğimiz bir görüntü mü var ki siz karar verdiniz? Ben göremedim. Ben çözemedim. Hocam 8 tane görüntü geliyor Başakşehir'le ilgili. Ben göremedim. Sen gördün mü? Göremedim. Ben de göremedim. Yok, ben de göremedim.